LGS'ye son 178 gün istiyoruz, kazanmak istiyoruz, çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Tabii ki bazen canımız sıkılıyor, bazen üzülüyoruz, bazen vazgeçiyoruz ama temelinde en nihayetinde bizim bir isteğimiz var. İnşallah 178 gün sonra sınavda çok yüksek netlerle, çok güzel netlerle çıkmak ve hayallerimizdeki liselerden birine kavuşmak. Bunun için yapmamız gereken şey de esasında son derece basit. Sadece ve sadece gayret göstermek. Bu gayret nasıl olabilir? Çalışarak olabilir, test çözerek olabilir. Bazen dinlenmek bile bu gayretin içerisinde. Nasıl yani hocam? Yani sen 4 saat ders çalıştıktan sonra eğer bir saatte oyun oynadıysan bu senin hakkın. Oyun oynamak senin hakkın. Çünkü oyun oynamak senin dört saat tekrar ders çalışmanı sağlayacaksa o bir saatlik online oyunlar olabilir. İşte kendi arkadaşlarınla sohbet olabilir. Hiç fark etmez. Yani yaptığınız her tür şey dinlenmekte, çalışmakta hepsi bir gayretin içine giriyor ve bu gayretler de sizleri hayallerinize kavuşturacak. Günün sözüne baktığımızda Oprah Winfrey diyor ki şu anda en iyisini yapmak sonraki zaman için sizi en iyi yere götürür. Şu anda en iyisini yapmak sonraki zaman için sizi en iyi yere götürür. Yani şunu demek istiyor. Şu anda elinizden geleni yapacaksınız arkadaşlar. Elinizden ne geliyor diyelim ki atıyorum e, günde bir saat çalışmak geliyor. Günde iki saat çalışmak geliyor. Günde üç saat çalışmak geliyor. Daha fazlası geliyor. Elinizden ne geliyorsa yapın. Canlı derslerden çalışın. Tonguç Akademi izleyin. Okuldaki hocalarınızla, arkadaşlarınızla çalışmalarınızı yapın. Sonrasında zaten çok güzel sonuçlar gelecek. Yeter ki elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza emin olun. Günü yorumuna baktığımızda Abbas Arda Özdemir 407 beni almış. Tebrikler Abbas. E, ee, Abbasar'da diyelim hatta. Canlı derslerden sonra test çözesim gelmiyor ne yapmalıyım? Bu çok normal bir şey. Çünkü dersten sonra yoruluyorsunuz. Bakın arkadaşlar dinlenmek de çalışmaya dahildir. Dinlenmek de kazanmanıza dahil. Şunu her zaman söylemiştik. Şöyle bir gün düşünürsek. Günün üçte birini mutlaka uyumaya ayırmanız gerekiyor. Yani şöyle 8 saatinizi 24 saat düşünürsek günü 3 bölü 8 daha doğrusu 3 kere 8 24. 24 bölü 3 sekiz. 8. Bu 8 saati zaten uyumaya ayırmanız gerekiyor. Çünkü uykusuz için değerli. Şimdi siz uyandınız. Burada canlı derse katıldınız. Ve canlı ders ya da başka bir şeyler yaptınız. Sonrası vücudunuz yoruluyor. Burada şu aralardan bir tanesinde bir saatlik ya da iki saatlik fark etmez bir uyku, bir kestirme, bir gözünüzü kapataraktan hiçbir şey yapmadan dinlenmek vücudunuz için gerekli. Yani canlı dersten sonra hemen testi oturmak zorunda değilsiniz. Biraz dinleneceksiniz, kendinize yeni bir gün kazandıracaksınız. Çünkü şunu söylüyorum. Bu yaptığınız uyku nasıl sınava girmeniz için gerekliyse bu yaptığınız ara dinlenmelerde gerekli. Hatta bazen eğer zihniniz uyarak değil de böyle şu kırmızılarda oyun olsun mesela diyelim ki dinlenmek olsun, sosyal medya gezin. Bunlar da sizin için gerekli. Dolayısıyla ya, canlı dersler ya da işte şuraya maviyle yazalım. Testler nasıl gerekliyse kazanmanız için test yazıyorum. T5T gibi oldu. Veyahut da şuraya mesela diyelim ki soru çözümü yazıyorum. Soru çözümü nasıl gerekliyse arkadaşlar bu dinlenmeler de gerekli. Şuraya da bir de dinlenme çiziyorum bakın. Şu dinlenme de önemli. Bu ikisi de sizin kazanmanızı sağlayacak. Bu uykularda da kazanmanızı sağlayacak. Canlı dersler ve testler. Dolayısıyla yaptığınız işi iyi yapın arkadaşlar. Planlı bir şekilde hareket edin. İkinci soruya bakalım. Matematik sorularını çözerken çok vakit kaybediyorum. Vakit kaybediyorum ne yapmalıyım? Arkadaşlar matematikte vakit kaybetmeniz çok normal. Çünkü matematik zaten sınavın belirleyici yerlerinden biri olacak. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki ya öğrenciler Türkçe yapsınlar. Feni yapsınlar. Sosyal yapsınlar. inkılabı yapsınlar. İşte inkılabı yapsınlar. Dini yapsınlar. İngilizce yapsınlar. Tamam. Ama matematikte yapamayacaklarını anlayıp vazgeçsinler. Ve sınavda aman olmayacak boşar hiç hazırlanmayalım diğerlerine diyorlar. Halbuki şu çok önemli. Bakın buradaki rakamları vermek istiyorum. Şimdi 90 tane soru yok mu sınavda? Bunun 50 tanesi sözel 40 tanesi sayısal mı? Şimdi siz 20 tane Türkçe, 10 tane inkılap, 10 tane din, 10 tane İngilizce var. Bunu biliyorsunuz. 20 tane matematik, 20 tane fen var. Sen sadece şu 20 tane matematiğin içerisinde belki maksimum hadi 10 tane olsun. Ben 10 tane demiyorum da 10 tane olsun. En kötü öğrenci 10 tane yapamayacağınız kadar zor soru var. Sizi neden soru var. Diğerleri zaten yapabileceğiniz sorular. Yani Türkçe'ye çalıştığınızda hepsini iyi yapabilirsiniz. İnkılaba, İngilizce'ye, dine çalıştığınızda, fene çalıştığınızda hepsini çok iyi yapabilirsiniz. Açın LGS 2020'yi görebilirsiniz bunu. Açın LGS 2019'u bunu görebilirsiniz. O zaman sadece şu 5-10 tane soruyu yapamayacağım endişesiyle tüm sınav hazırlamaktan vazgeçmeyin. Peki hocam bu soruları yapamazsak kazanabilir miyiz? Kazanırsınız. Nasıl kazanırsınız? Öncelikle şunu söylüyorum. Burada iyi yaparsınız. Burada iyi, burada iyi, burada iyi, burada iyi. Bu 20 sorunun 10 tanesini zaten yapacaksınız. Bu 10 tane de yapabilmek için asla vazgeçmeden çalışmaya devam edin. Yani burası sizi vazgeçirmek istiyor. Burayı yapamıyorum diye bunları da yapamayacağım zannediyorsunuz. Bunları iyi yapın. Burada da yapabileceğinizin en iyisini. 10 tane yani 20 tane de 15 yapın, 14 yapın, 13 yapın, 12 yapın, 11 yapın, 19 yapın, 20 yapın, 18 yapın. Hiç fark etmez. Ama karşınıza gelecek olan bu tarz zorlayıcı soruları gördüğünüzde bu ne ya aman Allah'ım demek yerine önce 10 dakikada çözün. Sonra 5 dakikada çözün. Sonra 3 dakikada çözün. Sonra 2 dakikada çözün. Sonra cevap ama yeter ki vazgeçmeyin. Yani şöyle düşünün. Gününüzün yani size mesela biri 500 bin TL veriyor tamam mı? 500 bin TL veriyor. Bu 500 bin TL'nin 2000 lirasını, 2000 TL'sini birisi alıp çalıyor elinizden. Şimdi sen o hırsın peşine koşsan, onunla pe koştursan koştursan ne olur? Başına bir sıkıntı gelebilir, bir zorluk yaşayabilirsin. Dersin ki ya 2000 lira evet çok büyük para. 2000 lira bizim için büyük para, hepimizin büyük para. Ama beğendim daha bu kadar para var. Ben o zaman kendimi riske atmam gerekiyor. Bu hırsız belki bana zarar verir dersiniz. İşte zamanınızı çalacak şeyler veya canınızı sıkan şeylere asla prim vermeyin. Elinizde daha bu kadar iyi yapabileceğiniz şeyler var. Matematik yapabileceğiniz belki bu 10 sorunun 5'ini zaten yapacaksınız. Yani toplamda 15 tane soruyu zaten çalışınız yapacaksınız. Ama yapamayacağınız sorular sinirinizi bozuyor ve tüm sınavı zehir ediyorsunuz. Hiç gerek yok. Tüm sınavı zehir etmenize gerek yok. Türkiye birincisi olmak istiyorsanız tabii ki 20'de 20 yapmanız lazım ama hedefiniz Türkiye birincisi Türkiye ikincisi olmak değilse hedefiniz iyi bir Anadolu Lisesi, iyi bir Fen Lisesi, iyi bir Sosyal Bilimler Lisesi, iyi bir Anadolu Matematik Lisesi ise emin olun bunlarda iyi yaptığınıza matematikte de 20 soruda belli netlere yapabileceğiniz kadar iyi netlere ulaştığınızı zaten hayallerinizdeki lise sizi bekliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok. Matematik sorunu çözerken vakit kaybedebilirsiniz. Yanlış yapabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. 90 soruda 90 yapmadığın sürece hiçbir yeri kazanamazsın. Diye bir şey yok ki. 90 soruda 90 birinci zaten Türkiye birincisi oluyoruz. Günün kaynağına baktığımızda zor ve ötesi matematik soru bankası. LGS matematiği tam yapmak isteyen öğrenciler için hazırlandı. Mesela bu tam da derece yapmak isteyen öğrenciler. Ben 20'de 20 yapmak istiyorum hocam. 20'de 19, 18, 17 benim için çok da iyi değil diyen öğrenciler için hazırlandı. Ama bunu çözmeniz eğer 20'de 10 yapsanız, 12 yapsanız bile sizin için faydalı. Niye? Çünkü bu tarz denemeleri çözdüğünüzde tabi diğer kitaplarımızı bitirdikten sonra sınavda ki sorular size çok daha kolay gelecek. Günün okulu İzmir'deki Karşıyaka Cihat Koru Anadolu Sesi sizi bekliyor arkadaşlar. Tertemiz yaptılar çok güzel bir şekilde. Buralardan mezun olup ülkemize faydalı doktorlar olacaksınız, hemşireler olacaksınız, mühendisler, mimarlar, avukatlar olacaksınız. Sizler zaten şu anda bizleri izliyorsanız, sizler şu anda zaten ee, YouTube'da ya da sosyal medya gereksiz eğlenceli şeyler yani bu tarz şeyler izliyorsanız zaten bu ülkenin başarılı geleceğini sizler oluşturacaksınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Çalışmaya devam edin. Hadi bakalım. iyi çalışmalar.